Sevgili izleyiciler, halk arasında omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz hastalığını ve bu konuda merak edilenleri bugün stüdyomuzda uzman bir isimle konuşacağız. Emsey Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Şevki Erdem, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler, sizler de gerek skolyoz yani omurga eğriliği ile ilgili merak ettiklerinizi ya da programda ele almamızı istediğiniz konularla ilgili olarak bizleri YouTube, Facebook, Twitter adreslerimizden takip edebilirsiniz. Arzu ederseniz YouTube kanalımıza üye olup programla ilgili tüm videolara buradan erişebilirsiniz. Mail adresimiz sağlığımicinherşey@atvavrupa.tv. Ve telefon numaralarımız 0533 096 72 73 ve 0212 703 32 12. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi önemli aslında bir konuyu konuşacağız. Çünkü omurga eğriliği aslında bakıldığında belki de ilk zamanlarda çok fark edilmeyen bir sorun. Doğru. Öncelikle şunu öğrenmek istiyorum. Omurga eğriliği nasıl bir hastalıktır? Yani skolyoz diğer adıyla ve toplumda ne oranda rastlanır? Evet. Şimdi herkese güzel bir gün diliyorum. Tabii ki özellikle genç hastalarımızda ciddi bir problem oluşturan bu skolyoz dediğimiz olay normal olması gerekli olan bir omurgadan başlayarak gidelim isterseniz. Şu şekilde ben makette getirdim. Normalde biz dik pozisyonda durduğumuzda omurgamız önden veyahut da arkadan baktığımızda düz bir hat üzerindedir. Veyahut da yandan baktığımızda da şurada görmüş olduğumuz gibi fizyolojik eğrilikleri vardır. Skolyoz dediğimiz zaman bizim omurganın 3 farklı düzlemdeki eğriliği demektir. Birinci düzlemi az önce belirttiğim gibi önden veya arkadan baktığımızda sağa sola olan bir eğriliğidir. Birincisi bu. İkincisi öne veyahut da arkaya doğru olan eğriliklerin normal fizyolojik sınırlardan daha yüksekte olması demektir. Bir üçüncüsü de belki de en önemlisi omurgada rotasyon dediğimiz dönme hareketinin olmasıdır. Şimdi skolyoz dediğimiz zaman aklımızda bunları bulundurmamız gerekiyor. Yani 3 farklı düzlemde omurganın deformitesi aklımıza geliyor. Burada tabii ki özellikle farklı yaşlarda farklı şekillerde görülebiliyor. Doğumdan itibaren başlayıp aslında ölünceye kadar her yaşta görülebilen bir eğriliktir skolyoz dediğimiz olay. Doğuştan gördüklerimiz genellikle konjenital dediğimiz yani doğumsal omurganın gelişimsel süreci içerisinde omurganın bir kısmının oluşup bir kısmının oluşmamasıyla ortaya çıkan bir tablodur. Bazen bu omurga kemiğinin yarısı oluşuyor. Bazen iki kemik üst üste binip tek taraflı kaynayabiliyor. Bazen de fazlalık bir kemik ortaya çıkıyor ve omurganın üstünde ve altında eğrilikler meydana getirebiliyor. Doğuştan olan eğrilikler aslında çok ciddi bir problem. Yani çocuğun gelişimsel süreci içerisinde ergenliğe kadar hatta işte boy uzaması tamamlanıncaya kadar geçen süreç içerisinde ciddi anlamda bir eğrilik tablosu ortaya çıkıyor ve özellikle de erken yaşlarda kalp ve akciğer sorunlarında ciddi problem oluşturabiliyor. İkinci bizim daha gördüğümüz veyahut da daha sık gördüğümüz eğrilik doğuştan değil de 2-3 yaşlarında başlayıp ergenlik dönemine kadar geçen süreç içerisinde gördüğümüz bir eğrilik tipi var. Ve belki de en önemlisi ergenlik döneminde gördüğümüz bizim adolesan idiopatik skolyoz dediğimiz aslında tam nedenini de belirleyemediğimiz birçok teoriler olmasına rağmen göremediğimiz, nedeni tam tespit edemediğimiz bir eğriliğimiz var. Bu da adolesan idiopatik skolyoz. Bu 3 grup içerisinde en sık gördüğümüz adolesan idiopatik skolyozdur. Bir de ergenlik döneminden sonra artık yetişkinlikte görülen dejeneratif skolyoz dediğimiz, yani omurgadaki küçük eklemlerin bozulmasıyla ortaya çıkan ve çoğunlukla da sinir basılarıyla da devam edebilen eğrilik tablosu ortaya çıkıyor. Ben şunu öğrenmek istiyorum sizden. Özellikle bu üçüncü gruptaki yani daha ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan skolyozlarda. Ergenlik dönemi skolyozları dediğimiz. Evet. Onlarda peki altta yatan bir takım başka faktörler de olabiliyor mu? Şimdi özellikle kız çocuklarında çok daha fazla görülüyor bu ergenlik dönemi skolyozu. Yani 6-8 kat daha fazla gözüküyor erkek çocuklara nazaran. Aslında birçok şeye dayanıyor, birçok teoriler var. Ama bir şekilde omurganın
omurganın bir bölgesinde büyüme yetersizliği meydana geliyor. Bir bölgesinde. Bunun nedeni aslında beynimizdeki bir bölgeden bir uyarı gidiyor. Biz sonuçlarını bulabiliyoruz ama bu uyarının nasıl bir uyarı olduğunu henüz tespit edemedik. Omurga bir şekilde eğriliyor. Ana bir eğrilik bölgesi oluşuyor ve onun altından ve üstünden dengeyi sağlayabilmek amaçlı olarak ikincil bir eğrilik tablosu ortaya çıkıyor. Genetik denilmiş, bazı hormonal etkenler suçlanmış. Yani bazı, yine hızlı bir pik büyüme dönemi vardır ergenlikten bir yıl önce. O dönemdeki hormonal değişimler suçlanmış ama kesin bir nedeni yok açıkçası. Henüz bu konuda araştırmalar devam ediyor. Ama ben şuna inanıyorum. Daha çok çocukların bilinçaltındaki duygulanın probleminin oluşturmuş olduğu bir sonuç bize skolyozu oluşturuyor. Peki bir anne ya da baba, babalara da katıyorum. Tabii ki. Çünkü çocuklarının sağlığıyla anneler kadar babalar da ilgilenmeli. Çocuklarına baktığında skolyoz olduğunu nasıl anlayabilirler? Özellikle skolyozun ilk evrelerinde, evet, biraz hastalık ilerlemeye başladığında belirtiler ne yönde değişim gösterir? Evet. Şimdi çok basit teknikler söyleyeceğim ben burada. Yani her ailenin yapabileceği, her anne babanın yapabileceği teknikler bunlar. Çünkü pratik hayatımızda ve klinik tecrübelerimizde gördüğümüz kadarıyla çoğunlukla anne baba geç dönemde ne yazık ki fark ediyor. Özellikle bel bölgesinde olan eğriliklerde bu daha da belirgin. Sırt bölgesi eğriliklerinde genellikle bu dönme dediğimiz olaydan dolayı kaburgalar sırtta bir deve hörgücü görüntüsü yapar. O deve hörgücü görüntüsünden dolayı çocukların o sırtındaki çıkıntıyı anne baba rahatlıkla görebilir. Özellikle üstünü değiştirirken veya banyo yaparken. Ama bel bölgesindeki eğrilikler, hele biraz da çocuk kiloluysa, onu tespit etmeleri çok zor oluyor. Burada basit yapılması gerekli olan şey şu. Özellikle bu çocuklarda çocuk öne doğru eğilmiş pozisyondayken, yani şu şekilde yaklaşık 60 derece civarında öne eğildiğinde sırttaki şu çizginin düz bir hat üzerinde olması lazım. Yani anne baba şu çizgi kemik çıkıntılarını tek tek elle hissetmesi lazım. Eğer buradaki kemik çıkıntılar düz bir hat üzerinde ise sorun yok. Ama dik pozisyonda değil. Kesinlikle öne doğru eğilmiş pozisyonda bakmaları lazım. Bu aynı zamanda okuldaki öğretmenler için de geçerli. Çünkü özellikle spor yapan çocuklarda bu çok daha erken saptanabilir. Yani beden eğitiminde vesaire falan. Onun için de burada en önemli şey çocuğun öne doğru eğilmiş pozisyondayken şu kemik çıkıntılarını elle hissetmek lazım ve düz bir hat üzerinde olmasını ne yapmak lazım? Tespit etmek lazım. Şimdi tanıya gelelim, sonra da tedaviye geleceğim yoğun olarak. Tanısını koymak herhalde bir röntgenle bile mümkün diye düşünüyorum. Doğru mudur? Şimdi tanıya geldiğimizde birincisi klinik tanı dedik. Klinik tanıda en önemli şeyler şunlar. Birincisi omuzlarda dengesizlik oluşur. Birincisi bu. İkincisi leğen kemiklerinde, pelvis dediğimiz leğen kemiklerinin birisi yukarıda birisi aşağıdadır. Bir diğeri kalça bir tarafta, gövde bir taraftadır. Yine biraz önce belirttiğim sırttaki o deve hörgücü görüntüsü başlıca klinik bulgu diyebiliriz. Ama kesin tanıyı tabii ki ayakta çekilecek, normal duruş pozisyonunda çekilecek önden ve arkadan boynunu, yani boyun bölgesini, sırt bölgesini ve bel bölgesini içine alacak ve leğen kemiklerini içine alacak komple bir omurga filmiyle görmemiz lazım. Aksi takdirde bazen sadece sırt bölgesini, bazen bel bölgesini tamamen hani belirli bir noktaya spesifikleşebileceğimiz veya o noktaya görebileceğimiz, diğer noktaları göremeyeceğimiz filmler bize yanlış tanıya neden olabilir. Demek ki sonuç olarak ayakta çekilecek, boyunu, sırtı, beli ve leğen kemiklerini içine alacak komple bir omurga filmini ne yapmamız lazım? Ayakta çekecek filmi görmemiz lazım. Peki, şimdi gördünüz karşınızdaki vakada bir skolyoz, evet, var. Skolyozda omurga eğriliğinin derecesine göre ya da bulunduğu bölgeye göre, tipine göre tedaviye yaklaşımda ne tür tedavi seçenekleri var? Bu tedavi seçeneklerinde ameliyatın yeri nedir? Yani hangi vakalara ameliyat, evet, öneriyorsunuz? Şimdi bir kere erken tespit etmek tedavide, yani bu hasta veyahut da bu problemi erken tespit etmek, hastalık tabirini kullanmayacağım. Çünkü aslında bu çocuklar hakikaten sağlıklı çocuklar. Ama biraz duruş ve görünüş olarak, estetik olarak bir problem var. Ve bu problem tabii onları psikolojik olarak da ciddi anlamda rahatsız ediyor. Böyle bir şeyle karşılaştığımızda en önemlisi, birincisi
çocuğun yaşı çok önemli. Eğer çocuk erken, diyelim ki doğuştan bir skolyozu varsa veya ergenlik dönemini henüz daha başlangıcındaysa, yani bu ergenlik dönemi belirtileri ortaya çıkmamışsa, şu aklımızdan hiç çıkmaması lazım. Bu eğrilik ilerleyebilir. Hı hı. Çünkü boy uzamasıyla doğru orantılı bir eğriliktir. Onun için ne kadar erken saptayabilirsek o kadar önemli bizim için. Şimdi doğuştan skolyozu olan çocuklarla ergenlik dönemindeki skolyozlardaki yaklaşımlarımız farklı. Yani birisinde ameliyat dışı tedavi yöntemleri ön plandayken, diğerinde biraz daha dikkatli olup ameliyatı ön planda tutmamız daha önemli. Hangisinde ameliyat özellikle daha doğuştan ön planda olanlarda, tutuluyor? Evet. Doğuştan olanlarda korsenin veyahut da sporun veyahut da egzersizin kesinlikle faydası yok. Benim özellikle anne babalara ifade etmek istediğim şey şu. Doğuştan skolyoz olan çocuklar her yaşta, bu 1 yaş olabilir, 2 yaş olabilir, 3 yaş olabilir, 5 yaş olabilir ama her yaşta ameliyat edilebilir. Asla omurganın büyümesini bekleyerek o çocukların geleceklerini heba etmemeleri lazım. Çünkü pratik hayatımızda, klinik tecrübelerimizde şunu görüyoruz. Çocuklara şu şekilde ifade ediliyor. Büyüsün, ileride ameliyat yaparız. Ne yazık ki o çocuklar ileride ameliyat olamıyor ve birçoğu da erken yaşlarda kalp ve akciğer problemlerinden ve yetmezliğinden kaybediyoruz. Şimdi bu verdiğiniz mesaj aslında çok önemli. Ailelerde dediğiniz gibi şöyle bir korku var. Küçük bir çocuğa cerrahi müdahale olur mu? İşte küçük bir çocuk anesteziden zarar görür mü? Genel anestezi. Ameliyat şekli konusunda ben daha çok ergenlik çağında görülen skolyozu evet. da size sormak istiyorum ama evet. çok kısa bilgi rica edeyim. Çünkü öyle çocuğu olan anne babalar da evet. şu an bizi izliyorlar. Kesinlikle. Doğuştan skolyoz olan çocuklarda şunu bir kere unutmamak lazım. Ya çocuğun yaşına ve vücudunun büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre dondurma ameliyatları yapıyoruz. Veyahut da yani omurganın o hızlı büyüyen kısmını bazen yavaşlatıyoruz. Diğer tarafı biraz daha büyümesini hızlandırıyoruz. Veya fazlalık kemik varsa o fazlalık kemiği çıkarıyoruz. Ona uygun çok küçük veyahut da çocuğun cüssesine uygun mini implantlarımız var. O implantlarla bizim şeyimize hastanın sonuçtan iyi olması için gelecekte bize çok faydası olacak implantlarımız var. Onları kullanıyoruz. Ama şu var, yaş ilerledikçe o skolyoza, doğuştan skolyoza hakim olmak zorlaşıyor. Her yaşta ameliyat olabileceğini, önemli olan burada çocuğun sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekli olduğunu hastalarımız unutmaması lazım. Son 4 dakika içindeyiz evet. sohbetimizin. Önce biraz korse ve egzersiz evet. dediniz. Şimdi bir kere korse deyince ne tür korseler evet. kullanılıyor? Hangi vakalarda korse ve nasıl kullanılması gerekiyor? Ne kadar saat? Tabii. Çocuk korseyi reddediyorsa anne baba ne yapmalı? Ve spor deyince hangi sporlar? Örneğin yüzme sporu yarar mı? Çok kısa bunu özetlemenizi rica edeyim. Şimdi ergenlik dönemi skolyozlarında ve ergenlikten önceki o doğuştan olmayan skolyozlardaki tedavi yöntemimiz şu. Biraz önce belirtmiş olduğum röntgen grafisini çektik. Açısal ölçümlerini yaptık. Eğer açısal ölçümümüz 20 derecenin üzerindeyse yani eğrilik önden baktığımızda derecesi 20 derecenin üzerindeyse bizim yapmamız gerekli olan şey korse uygulaması. Korse genellikle 3 nokta prensibine göre işler. Yani omurganın eğri olan tepe noktasından bir tarafa, karşı taraftan ve alt taraftan karşı yönde yük uygulayarak omurgadaki eğriliği düz hale getirir. Ortalama bunu 23 saat veya 22 saat takması lazım çocuğun. Yani biraz bütün gün yani. Evet, biraz evet. zorlu bir süreç. Her çocuk bunu kullanamıyor ama belirli eğriliklerde faydası oluyor. Ama her eğrilikte bunun faydası olur diye düşünmemek lazım. İkinci bir şey ise biraz önce belirtmiş olduğunuz yüzme veyahut da egzersizler. Burada en önemlisi bence egzersizlerin de faydası kas dengesini sağlayarak bir miktar duruşa katkısı olacaktır. Özellikle 20 derece veyahut 30 derece olan yani başlangıç dönemindeki eğriliklerde bu ciddi anlamda faydası oluyor. Ama hem korsede hem de sporda veyahut da egzersizlerde her şeyde tamam bu oldu ve artık çocuğumuz düzelecek %100 diye bir kaydı yok. Bunları 6 ay 1 yıllık periyotlarla takip etmek lazım. Egzersizde özellikle şu önemli, pilates egzersizleri ve yüzme oldukça önemli kas dengesini sağlamak açısından. Tabii belirli bir eğer bu dereceye ilerleyecekse takiplerde hastanın eğriliği ilerliyorsa veyahut da hasta geldi kabaca söylüyorum yine sırt bölgesi bir eğriliği var 45 derecenin üzerinde.
bel bölgesi eğriliği var. İşte 35-40 derecenin üzerine çıkmışsa bunu cerrahi olarak düzeltmek lazım. Şimdi hemen araya gireyim. Son 2 dakika. Evet. Ben hemen sözü size bırakayım. Cerrahi tedavi konusunda hem bilgi hem de ne tür gelişmeler var? Tabii. Onu öğrenelim sizden. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Cerrahi tedaviden hastalarımızın korkmaması lazım. Çünkü ameliyat olmadıklarında, eğer gerçekten ameliyat olmaları gerekiyorsa, ameliyat olmadıklarında karşılaşacakları sorunlar çok daha sıkıntılı. Bu durumda bizim yapmış olduğumuz şey şu. Vida ve çubuklarla omurgadaki olan eğriliği düzeltiyoruz. Kemik kemiğin içerisine vida gönderiyoruz ve çubukla normal şu görmüş olduğumuz biyomekaniği belirli manevralarla sağlıyoruz. Bu ameliyatlar ciddi, yani hakikaten yüz güldürücü ameliyatlar. Çocukların psikolojisi de değişiyor. Önemli olan burada düzgün bir şekilde ve tekniğine uygun bir ameliyat, tecrübeli bir elden çıkmış bir şekilde bir ameliyatın yapılması önemli bir. İkincisi de artık bilgiye ulaşmak zor değil. Yani Türkiye'de uygulanan yöntemler, Amerika'da, Avrupa'da uygulanan yöntemlerden çoğu yerde daha iyi. O açıdan baktığımızda bu çocukları yaklaşık 3-3,5 saatlik bir ameliyat sonrası ertesi gün ayağa kaldırıp yürütüyoruz. Bir ay sonra yüzmeye başlatıyoruz. Ve okuluna ne zaman gidebilir eğer çocuk kışın ameliyat olduysa? Şöyle yapıyor. Genellikle okul tatile girdiğinde veya sömestrede ben bunları ameliyat ediyorum. Ameliyat ettiğimizden 3. veya 4. haftadan sonra okullarına gidebiliyorlar çocuklar. Ve 3. aydan sonra da veya 4. aydan sonra da ben her türlü egzersize izin veriyorum. Bu tabii ki klasik eğriliklerdeki yöntemimiz. Tabii bazen çok anormal derecede ve ihmal edilmiş olan eğrilikler var. Onlarda tabii ki ne yapıyoruz? Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ama sonuç itibariyle bizim yaptığımız çalışmalarda da bu belirlendi. Bu çocuklar bu eğrilikleri düzeldiği anda inanın psikolojileri de düzeliyor. Kendilerine güveni geliyor ve hayata bakışları çok daha farklı oluyor. Şimdi sizinle ilgili bölümü kapatacağım ama biraz önce programın başında bir vurgu yaptınız. Aslında bu eğrilik psikolojide düzelttiği gibi herhalde daha gelişebilecek bir kalp akciğer sorununu da engelliyor herhalde. Yani iç organlara, yani bunu bu şekilde bıraktığımız zaman mesela 45 derecelik bir sırt bölgesi eğriliği akciğer fonksiyonlarında %40-45'e yakın bir baskılanma meydana getiriyor. Bu çok ciddi bir problem. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağlığım için, her şeye katıldığınız için. Teşekkür, herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şey devam ediyor.